بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والندامة للغافلين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Ve kâle azze ve celle fi ayetin ukhra estaûzü billah. Ve kulil hamdülillahi'llezî lem yettehiz veleden ve lem yekun lehu şerîkun fil mülki ve lem yekun lehu veliyyun minez-zulli ve kebbirhu tekbîrâ. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. وقال عز وجل استعيذ بالله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Allahu Ekber ve lillahil hamd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام فهي أيام أكل وشرب. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يوم الفطر صلاة وصدقة ويوم النحر صلاة والنسك صدق رسول الله ونطق حبيب الله بما قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar, takriben bir saat kadar sohbet yapacağız inşallah. 6:15'te namaza kalkacağız. Hatmi şerifler yapılmış. Arefe günü biner İhlas-ı Şerif okunmuş. Bir hayli bağışlananlar var. Onların da topluca, kısaca
Bir duasını da yapacağız inşallah namaza geçmeden evvel, ölmezse olursa. Takvimlere göre 6 Haziran 2024 Perşembe günü Haram aylarının üçüncüsü, Hac aylarının ikincisi ve Hicri Kameri senenin 11.'si olan Zilkade ayının son günü. Yani 29'u idi. 7 Haziran 2024 Cuma günü ise yine takvimlere göre Zilhicce'nin ilk günü, yani 1 Zilhicce 1445 idi. Hilal rasat edildi, gözetlendi ama görülemedi. Zilkade'nin 29'unda gözetlenmesine rağmen görülemedi. Hicri kameri ay başlarına tespit için usuller var. Işık usulü, Ulubey usulü, Kindi usulü diye. Bunlardan ikisine göre, ışık usulü ve Ulubey usulüne göre takvimlerdekinden bir gün sonra çıkmıştır. Bilindiği üzere Zilhicce ayı haram ayların dördüncüsü, hac ayların üçüncüsü ve Hicri kameri senenin de 12. ayı ve sonuncusudur. Bu ay Zilhicce hem Eşhur-ül Hurum denen haram aylardan hem de Eşhur-ül Hac denen hac aylarındandır. Tevbe Suresi Cellesi'nin 36. ayet-i kerimesinde Estağfirullah. İnne iddete şuhuri indallahi isne aşere şahran fi kitabillah yevme halaka semavati vel ard minha erba'tun hurum buyurmuştur. Ayların sayısı Allah katında, Allah'ın kitabında arz ve semavatı yarattığı günden bu yana 12'dir. Muharrem el haram, Safer el hayr, Rebiül evvel, Rebiül ahir, Cemazel evvel, Cemazel ahir, Recebül fert, Şabanül muazzam, Ramazanül mübarek, Şevale şerif, Zilkade Zilhicce. Minha erba'tun hurum. Bunlardan 4 tanesi haram aylardır. Muharrem el haram, Recebül fert, Zilkade Zilhicce. Dolayısıyla içerisinde bulunduğumuz ay haram aylardır. Ne demek? Harp etmenin, savaşmanın yasak oldu. Hürmet edilmesi gereken, saygı gösterilmesi gereken ay demek. Yine ayet-i cellede Estağfirullah El haccu eşhurun ma'lumat buyurulmuştur. Hac bilinen aylardadır. Bakara Sûre-i Cellesi 197. ayet-i kerimesi. Onlar da Şevval-i Şerif, Zilkade ve Zilhicce'dir. Müslümanlar her yıl Ramazan ayında ve Zilkade ayları ile Arefe gününde, Ramazan ayında ve Arefe gününde günahlar affedildiği için sevinirler, sürurları avdet eder. Bundan dolayı Arapça'da bayrama İd denilmiştir. Ramazan bayramına İdül Fıtır, Kurban bayramına da İdül Adha denilir. Dinimize göre bayram ikidir. Birincisi Arabi aylardan Şevval ayının birinci günü Ramazan bayramı. İkincisi Zilhicce ayının 10. günü takvimlere göre bugün Kurban bayramıdır. Bildiğimiz gibi Ramazan bayramı 3 gün, Kurban bayramı ise 4 gündür. Peygamber Efendimiz Medine'ye münevvere hicret buyurunca Medinelilerin cahiliye adetlerinden kalma bayramları kutladıklarını gördü. Ve onları ikaz buyurdu. Allah-u Teala size onlardan daha hayırlı iki bayram, Ramazan ve Kurban bayramlarını ihsan etti buyurdu. Allah-u Teala'nın lütfettiği iki dini bayramımız var. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Müslümanlar bayram günlerine ayrı bir önem verirler. Zira bu günler rahmet kapılarının açıldığı, günahların affedildiği, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirildiği ve yoksulların sevindirildiği günler olması bakımından sevinç ve neşe kaynağıdır. Evet, bayram günleri
günahların affedildiği, rahmet kapılarının açıldığı günlerdir. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, bayram sabah, bayram günü sabah vakti olduğu zaman Allah-u Teala meleklere emreder. Onlar yeryüzüne inerler. Sokak başlarını tutarlar. İnsanlar ve cinnilerden başka bütün mahlukatın duyacağı bir sesle nida eder. İmtihan için insanlar ve cinniler duymuyor. Ama tabii kemale gelmiş. Evliyalık makamına ulaşmış. Bazı zatlar da biiznillahü teala duyabilirler. Derler ki, ey ümmeti Muhammed, kalkın. Allah-u Teala büyük insanlarda bulunuyor. Çok günahlar affediyor. Müminler bayram namazı kılmak üzere camilere, mescitlere toplandıkları zaman Allah-u Teala meleklere şöyle hitap buyurur. Ey melekler, işçi çalışınca karşılığı nedir? Amele tuttunuz, sabahtan akşama kadar çalıştı. Ne yapacaksınız? Akşam teri kurmadan ücretini vereceksiniz, değil mi ben? Melekler derler ki, ücretinin ödenmesidir. Şanı yüce olan Allahu Teala buyurur ki, sizi şahit tutuyorum ki ben onlara sevap olarak rızamı ve mağfiretimi verdim. Estağfirullah. Ve rıdvanun minallahi ekber. Allah'ın rızası her şeyden büyüktür. Ve Allahu Teala'nın günahlarımızı, hatalarımızı, kusurlarımızı bağışlamasını arzu ediyoruz, temenni ediyoruz. Bunun için yalvarıp yakarıyoruz, tevbe istiğfar ediyoruz. Değil mi efendim? Ne büyük müjde efendim. Müslümanlar bayram günlerine ayrı bir önem verirler. Zira bu günler rahmet kapılarının açıldığı, tekrar edeyim, günahların affedildiği, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği, yoksulların sevindirildiği günler olması bakımından sevinç ve neşe kaynağıdırlar. Ramazan bayramında sadaka-i fıtır var. Kurban bayramında kurban var. Demin girizgahta iki tane hadis-i şerif okudum. Onlardan ikincisinde yevmel fıtri salatun ve sadaka ve yevmel nehri salatun ve nüsük buyuruluyordu. Yani Ramazan bayramında bayram namazı ve sadaka-i fıtır vardır. Kurban bayramında ise bayram namazı ve kurban var. Namaz var. Umumiyetle ferdidir, şahsidir. Ama cuma ve bayram namazları cemaatle kılındığı için bunların içtimai yönleri de var. Fakat hem sadaka-i fıtır hem kurban bütün cemiyeti alakadar eden ibadetlerdir. Mali ibadetlerdir. Sadaka-i fıtır muhakkak muhtaçlara, fakir, fukara, garip, kurabaya veriliyor. Kurbanda ise aile fakirse, nüfusu kalabalıksa, kurbanın tamamını evine ayırabilirse de sünnet olan, müstehap olan nedir? Üçte birini ev ayırmak, üçte birini konu komşuya vermek, üçte birini de diğer fakirlere, yetimlere, muhtaçlara dağıtmaktır. Türkçedeki bayram kelimesinin Arapçadaki karşılığı İd'dir. İd kelimesi ade yaudu avdet kökünden türeyen bir kelimedir. Her yıl Müslümanların süruru, sevinci, avdet ettiği tekrar geldiği için bu sevinçli günlere İd denildi. Ramazan bayramının adı İdül Fıtır, Kurban bayramı ise İdül Adha'dır dedik, değil mi efendim? Kurban bayramının bulunduğu aya Zilhicce ayı denir. Zilhicce'nin ilk 10 günü çok faziletlidir. İlk 9 gününde oruç tutulması da çok faziletlidir. 10. günü bayramdır. Bayram günlerinde oruç tutulmaz. Malum Hicri Kameri sene 354 gündür. Ayın dünya etrafında 12 defa deveranıyla bir kameri sene meydana gelir. Bu 354 günün 5 gününde, Ramazan bayramının 1. günü, Kurban bayramında 4 günü,
Oruç tutmak haramdır. Ramazan hilali dünyanın herhangi bir yerinde görülünce orucun başlaması ve Şevval hilali görülünce Ramazan bayramı her yerde aynı gün olur. Bir hadis-i şerifte mealen buyurmuştu ki herkes oruca başlayınca siz de başlayın. Herkes bayram edince siz de bayram edin. Sünnet-i Ebi Davud ve Sünnet-i Tirmizi'de geçiyor. Bir hadis-i şerifte "Sûmû li rü'yeti ve aftirû li rü'yeti. Fe in humme aleykum fe ekmilul iddete selâsîn" buyurmuştur. Şaban ayının 29'unda Ramazan hilalini gözetleyiniz. Hilali görünce oruca başlayınız. Yine Ramazan-ı Şerif'in 29'unda Şevval hilalini rasat ediniz. Hilali görünce bayram yapınız. Eğer fe in humme aleykum hava bulutlu olur da göremezseniz o takdirde fe ekmilül iddete selasin sayıyı 30'a tamamlayınız. Şaban'ı 30'a tamamlayıp ertesi gün Ramazan-ı Şerif'e başlayınız. Yine Ramazan-ı Şerif 30'a tamamlayıp ertesi gün bayram yapınız. Osmanlı döneminde rasathaneler vardı. Her tarafta hilal gözetlenirdi. Hilal görülünce böyle şahbaz arabatlarına binen insanlar böyle atı çatlatırcasına koşturur ve müteakip vilayetin hududuna kadar gider haberi ulaştırırdı. Orada bekleyen bir at öbür vilayete, o başka bir vilayete kısa bir zamanda yani imsakten önce her tarafa haber ulaştırılırdı. Bugün aslında çok büyük imkanlar var. Değil mi efendim? Mail var, mesaj var, telefon var, WhatsApp mesajı var. Her suretle ulaştırılabilir. Hem de anında ulaştırılabilir. Yeter ki yapılsın, yapmak istensin. Değil mi efendim? Diyanet İşleri Başkanlarından birisi bunu Diyanet Dergisi'nde de yazmıştı. Yazılı metin olarak da var. Belgedir bu. Suudi Arabistan yetkililerine gelin hilali gözetleyelim dedik. Onlar lüzum yok ya, gören birisi gelir bize haber eder dediler. Biz çıktık yüksek dağlara. Hem çıplak gözle baktık, hem alat-ı edevatla baktık, dürbünlerle baktık. Hilal görülmedi. İndik geldik, bir de baktık televizyonlarda gümbür gümbür hilal görüldü diye ilan yapılıyor. Yalan diyor. Efendim şöyle oluyor dediler. İki kişi geliyor, hilali gördük. Yemin eder misiniz? Ederiz. Peki verin şunların 5000'er riyal bahşişlerini. Hilal görülmüştür deyip ilan ediyorlarmış. Benim bu konuda hala tereddütlerim var. 5 defa hacca, 9 defa umreye gitmiş bir kişi olarak söylüyorum. Oralarda görevli olarak bulunmuş bir kişi olarak söylüyorum. Maalesef Suudi Arabistan'ın yani ilan ettiği böyle hilalin görülmesine dair tereddütlerim var. Kurban Bayramı bu yukarıdaki gibi değildir. Yani bir yerde hilal görülünce her yerde olmaz. Faraza Amerika'da Zilitçe hilali görülse, Türkiye'de görülmese, Türkiye'de de görüldü kabul edilmez. İhtilaf-ı matali' denilen ifade var fıkıh kitaplarında. Her bölge ayrı telakki edilir. Ramazan ve Ramazan bayramında dünyanın herhangi bir yerinde görüldüğünde her tarafta görülmüş kabul edilir. Ama kurban kısmidir, mevziidir, mahallidir.
Kurban Bayramı'nın birinci günü de Zilhicce ayının hilalini görmekle anlaşılır. Zilhicce ayının 9. Arefe günü hesapla takvimle anlaşılan gün veya bundan bir gün sonra olur. Takvimde ilan edilen günden bir gün önce olmaz. Maalesef geçmiş senelerde bir gün önce, iki gün önce ilan edildiği vakidir. İslam aleminin 3 ayrı günde bayram yaptıkları vakidir. Benim gibi yaşı müsait olanlarınız bilirler efendim. Bunlar oldu. Niye? Osmanlı Devleti gitti. Maalesef İslamiyet'in hamisi kalmadı. Kurban Bayramı'nın hesapla tespit edildiği yerlerde şer'an sabit olan bayramı bilmedikleri için Müslümanların bayram zannederek Arefe günü kestikleri kurbanlar sayı olur. Ama ihtiyatlı hareket etmiş olmak için her zaman kurbanları hesapla bulunan bayramın ikinci günü kesmelidir. Hanefi mezhebine göre birinci, ikinci ve üçüncü günler kesilir. İkinci gün kestiğinizde tam ortada kesmiş olursunuz. Şafii mezhebine göre 4. günde kesmek caizdir. Bazı vakıflar bol miktarda vekalet alıyorlar. Kesiyorlar. Ama 3. gün akşam güneş batıyor. Daha kesilecek kurbanlar var. Ne yapacak? Güneş batıncaya kadar kesilir. Diğer mezhepleri taklit ederek o gecede devam edilebilir. Ve yine Şafii mezhebini taklit ederek 4. günde kesebilir. Behemhal o kurbanları kesmelidir. Bugünden itibaren 16 ila 19 Haziran 2024, 10 ila 13 Zilhicce 1445 günlerinde senenin dini iki bayramında ikincisi olan Kurban Bayramı günlerini idrak etmiş bulunuyoruz. Sevgili Peygamberimiz idrak ile şereflendiğimiz mübarek Zilhicce ayının faziletini muhtelif hadis-i şeriflerinde beyan buyurmuşlardır. Bilhassa ilk 10 günle ilgili pek çok hadis-i şerif var. Ben bunları geçeceğim şimdi. O 10 gün, 9 gün geçti bugün 10. gün olduğu için. Ama şurayı söylemeden de geçmeyelim. Kur'an-ı Kerim'de Fecir suresinde ve 10 geceye yemin olsun ifadesi var. Estağfirullah. Vel fecri ve leyalin aşrim ve şef'i vel vetri ve leyli ila yesir. Orada birkaç nesneye yemin ediliyor. Birisi de 10 geceye. Bazı kaynaklara göre Ramazan ayının son 10 günü veya Muharrem'in ilk 10 günü olarak belirtilse de genel görüş bu mübarek 10 gecenin Zilhicce ayının ilk 10 gecesi olduğudur. Bendeniz 7 tane tefsire baktım hemen. 3 rivayet üzerinde duruyor. 1. Muharrem-i Haram ayının ilk 10 gecesi. Senenin birinci ayı dedik Muharrem ayı. 2. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesi. Hicri-i Kameri senenin 9. ayıdır Ramazan ayı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o son 10 gecede ve günde itikaf yaparlardı. 3. rivayette içerisinde bulunduğumuz Zilhicce ayının başından ilk 10 gecedir. Kameri ayların 12.si olan Zilhicce ayı İslam'ın 5 esasından biri olan hac ibadetini yerine getirildiği aydır. Bu mübarek ayın birinden 10'una kadar olan zaman dilimi Leyali-i Aşara yani 10 mübarek gecedir. 10. günü ise Kur'an Bayramı'nın ilk günüdür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zaman diliminin önemini şöyle ifade ediyor. Salih amellerin Allah'a en ziyade sevgili olduğu geceler bu 10 gecedir. O gecelerin her bir gününün orucu Ramazan dışındaki bir yıllık oruca sevapça eşittir. Ondaki bir gece kıyamı ibadetle ihya edilmesi Kadir gecesinin kıyamına ihyasına eşittir. Peygamber Efendimizin Zevcat-ı Tahiratından Hafsa radıyallahu anha annemiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 şeyi terk etmezdi. Aşure günü orucunu, Zilhicce'nin 9 günü orucunu, her ay 3 gün orucu
ve sabah namazın iki rekat sünnetini her hicri kameri ayın 13, 14 ve 15. günlerine eyyamı biyd deniyor. Her ay 3 gün oruç tutmak isteyen o günlerde tutsun diye tavsiyeler var, sünnettir. Yine nafile oruç tutmak isteyen pazartesi, perşembe günleri tutsun her hafta. Dolayısıyla bir ayda 8 oruç tutulmuş oluyor. Onlar da sünnettir. Ebu Derda radıyallahu anh Zilhicce ayının önemini şöyle anlatıyor. Zilhicce'nin ilk 9 günü oruç tutmalı. Çok sadaka vermeli. Çok dua ve istiğfar etmelidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu 10 günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun buyurdu. Bu ifade 2 defa daha geçiyor hadis-i şeriflerde. Kadir gecesi hakkında kullanılıyor. Bu gecenin hayrından mahrum kalanın bütün senesi mahrumiyetle geçer. Bir de Ramazan-ı Şerif ayı hakkında kullanılıyor. Bu ayın hayrından mahrum kalan bütün ömrü mahrumiyetle geçer buyuruyor. Zilhicce'nin ilk 9 günü oruç tutan ömrü bereketli olur. Malı çoğalır. Çocuğu belalardan korunur. Günahları affedilir. İyiliklerine kat kat sevap verilir. Ölüm anında ruhunu kolay teslim eder. Kabri aydınlanır. Mizanda sevabı ağır basar ve cennette yüksek derecelere kavuşur. Şiratül İslam'da Seyyid bin Alizade bu müjdeleri veriyor. Böyle 9 günde oruç tutan kardeşlerimize bir müjde olmak üzere bunu arz etmek istedim. Abd İbni Hümeyd'in müsnedinde şu hadis-i şerif var. Allah indinde Zilhicce'nin ilk 10 gecesinde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bu günlerde tesbihi, Sübhanallah demeyi, tahmide elhamdülillah demeyi, tehlil la ilahe illallah demeyi ve tekbir Allahu ekber demeyi çok söyleyiniz. Efendim bu ayda terbiye ve arefe gün ve geceleri var. Birer ikişer kelimeden onlardan bahsedeceğim. Sonra bayrama geçeceğiz inşallah. Mübarek Zilhicce ayının 8. gününe, yani Arife günden bir önceki güne terviye günü denir. O gün hacılar Mekke'den Mine'ye çıkarlar. Terviye denmesinin sebebi hacıların o gün zemzem suyundan doya doya içip kanmalarındandır. Ravva, yürevvi, terviye suya kandırmak, suya doyurmak demek. Terviye kelimesi tefekkür manasında da kullanılmaktadır. Nitekim İbrahim Aleyhisselam Zilhicce ayının 8. gecesi rüyasında kendi oğlunu keser halde gördü. Sabah olunca rüya şeytani midir yoksa rahmani midir? Rahmani midir? Allah tarafından mıdır diye terbiye ve tefekküre dalıp o günü tefekkürle geçirdi. Arefe gecesi olduğunda kendisine tekrar emrolunduğu şeyi yerine getir buyurulunca Allahu Teala tarafından olduğunu bildi. Bildiği için o güne bildi, bilmek anlamına gelen Arefe dendi. Yevme Arefe İbrahim Aleyhisselam'ın rüyanın rahmani olduğunu bildiği gün demek. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi Cenab-ı Hak baba, oğul ve anasını büyük bir imtihana tabi tuttu. İbrahim İsmail Aleyhisselam yerine Allahu Teala Hazretleri büyük bir koç gönderdi. Estağfirullah ve fedeynahu zibhin azim. İsmail'e fidye olarak büyük bir koç gönderdik. Ve İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kesmedi. Cenab-ı Hak müsaade etmedi. Ama imtihan için oğlunu kurban etme emredilmişti. Arefe günü Zilhicce ayının 9. gününe, yani kurban bayramından bir önceki güne denilir. Başka herhangi bir güne, mesela Ramazan bayramından önceki güne Arefe denilmez. Geçen cumada bahsetmiştim. Ramazan bayramından bir gün önce bir arkadaş bana Arefe gününüzü tebrik ederim diye mesaj yazmış. Ben de Allahu Teala razı olsun, 2,5 ay önce yazmışsın mukaddemen, ben de
2,5 ay sonra idrak edeceğimiz Arefe gününüzü tebrik ediyorum diye yazdım. Ayılmış hemen. Hocam bugün Arefe değil mi? Hayır, Arefe bütün senede bir gündür. O da Zilhicce'nin 9'udur. Kurban Bayramı'ndan bir önceki gündür. Başka günü Arefe denmez. E deniliyor hocam. Yanlış. Mecazi olarak kullanıyorum. İmtihan Arefesi deniyor mesela. İmtihandan önceki gün demek. Orada da Ramazan Bayramı'ndan önce de Arefe demeleri, yani Ramazan Bayramı'ndan bir gün önce demek istiyorlar ama bu bir dini terimdir. Dini terimlerin hususi manaları vardır. Değil mi efendim? Arefe gecesi ise Arefe günü ile Kurban Bayramı'nın birinci günü arasındaki gecedir. Her mübarek gece hürmet olunduğu gibi bu geceye de saygı gösterilmelidir. Çünkü bu gece İslam dininde hususi kıymet verilen o mübarek geceden biridir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki rahmet kapıları 4 gecede açılır. O gecelerde yapılan dua ve tevbe reddolmaz. La tureddu fihinne da've. O geceler Ramazan ve Kurban Bayramı'nın birinci geceleri, Berat gecesi ve Arefe gecesidir. Bilindiği gibi İslami literatürde gece önce gelir, gündüz ondan sonra gelir. Şaban'ın 15. gecesi dediğimizde 14'ü 15'ine bağlayan gece. Daha öncesinde Recep'in 27. gecesi dediğimizde 26-27'ye bağlayan gece. Yine Ramazan-ı Şerif'te 27. gece dediğimizde 26-27'ye bağlayan gece. Cuma gecesi dediğimizde Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, değil mi efendim? Ama 4 gece bundan müstesnadır. Bunlar da Arefe gecesiyle Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününün geceleri. Demek ki Zilhicce'nin 9'unu 10'una bağlayan gece Arefe gecesidir. Gündüz önce idrak ediliyor, sonra gece geliyor. O gece hacılar Müzdelife'de vakfe yapıyorlar. Hanefi mezhebine göre imsak vaktine kadar, Şafii mezhebine göre ise gece yarısına kadar. Kurban Bayramı geceleri de Eyyam-ı Nehir denilen kurban kesme günleri, Zilhicce'nin 10, 11, 12. günleri önce geliyor, geceleri sonra geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gün ve gecesinin faziletini de muhtelif hadis-i şeriflerinde beyan buyurmuşlardır. Onları da geçiyorum şimdi. Ama burada teşrik tekbirlerinden bahsetmemiz lazım. İmameyn Hazeratı'na göre, yani İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre rahmetullahi aleyhima, Hanefi mezhebinde mezhepte müştehitlerden çok büyük ulemadan, Arefe günü, İmameyn'e göre Arefe günü, yani Kurban Bayramı'ndan önceki gün sabah namazından Kurban Bayramı'nın 4. günü kindi namazına kadar 23 vakitte, 23 vakit ediyor ben. Hem hacıların hem de hacca gitmeyenlerin, erkek kadın herkesin, cemaat ile kılsın yalnız kılsın, farz namazlardan sonra veya bu bayramdaki farzlardan birini yine bu bayram günlerinden birinde kaza edince, başka zamanların namazlarını bu bayram günlerinde kaza edince onları da tekrar okumak gerekmez. Yine bu bayramda kazaya kalmış bir namazı başka günde kaza edince, başka günlerde bayram dışında yine tekbir getirmek gerekmez. Ama bayram günlerinde kazaya kalmış bir namaz yine bayram günlerinde kaza edilirse ona da tekbir getirilir. Selam verir vermez. Allahümme ente selam ve minke selam. Tebarek eyyadel celali vel ikram demeden evvel bir kere teşrik tekbiri okumaları vaciptir. Nedir o? Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd demektir, değil mi? Tekbirü teşrik veya tekbiratü teşrik veya teşrik tekbiri isimleriyle anılıyor. Bu tekbir bayram günlerine denk gelen cuma namazlarından sonra da okunur. Bu sene cuma namazı bayram günleri içerisinde değil efendim. Bayram namazından sonra okumak ise müstehaptır. Koca bende bayram namazını kıldırıp
minbere giderken, hutbeye çıkarken tekbir okuyoruz değil mi efendim? İki dini bayramımızdan ikincisi olan Kurban Bayramı'nı da idrakle şereflendik. Önce şunu belirtelim ki çok eskilerden beri her kavim yılın bazı günlerine önem vermiş, bunu çeşitli şekillerde kutlamıştır. Dini ve milli bakımdan önemli olan, milletçe her sene kutlanan bu günlere çeşitli isimler verilmiştir. İslamiyet'ten önce Türk kavimler ve devletler kendi inanç, örf adetlerine göre belli günleri kendileri için kutsal kabul etmişler ve bu günleri çeşitli merasimlerle kutlamışlardır. Dede Korkut hikayelerinde de belirtildiği üzere hanların başa geçmelerini, doğum ve zaferlerini kutlamak için toplandıkları, şölenler tertip ettikleri, ölümleri için yani yas merasimi yaptıkları bilinmektedir. Ama Türkler Müslüman olunca bu eski adetlerini terk ettiler. İslamiyet'ten sonra bayram manasına gelen İd kelimesi kullanılmıştır. Her yıl Müslümanların neşeli, sevinçli günleri tekrar geldiği için böyle günlere İd yani bayram denmiştir. Osmanlı Devleti'nde İslamiyet'in en büyük hamisi olan, Eshab-ı Kiram'dan sonra din İslam'a en büyük hizmet eden devlet, senede iki defa Ramazan ve Kurban bayramlarında resmi bayram merasimi yapılırdı. Çok kısaca belirtmek gerekirse şöyle olurdu. Padişah bayram sabahı bazen Hırka-i Şerif dairesinde, bazen de saray mescidinde sabah namazını cemaatle kılar ve sonra hasadıya gelirdi. Bundan sonra bayram namazına gidiş hazırlıkları başlardı. Padişah tahtına gelip oturmadan önce akraba ve yakınlarına hilatlar giydirilip tahtın sol tarafında bekletilirdi. Bunların arkasında devlet erkanı rütbelerine göre dururlardı. Padişahın yanında Nakibül Eşraf ve Sadrazam. Biri seyitlerin işlerini görmekle görevli evladı Resul'den mübarek zat, öbürü de başbakan. Padişah bayram namazı için kalktığında Sadrazam sağında, Babu Seade ağası da solunda olduğu halde büyük bir alayla yola çıkılırdı. Bayram namazı genellikle Sultanahmet Camii'nde, bazen de Ayasofya Camii'nde kılınırdı. Bayram namazından sonra Sadrazam, vezirler ve diğerleri dışarı çıkıp padişahı beklerler ve sonra alayla Kubbe-i Hümayun'a kadar gelirlerdi. Burada bayramlaşma merasimini Bab-ı Ali Teşrifat kalemi idare ederdi. Herkes yerini aldıktan sonra padişah aleyke avnullah, Allah'ın avni inayeti yani yardımı senin üzerine olsun ve mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var sesleri arasında tahta oturur ve bu esnada mehteran bölüğü tarafından hünkâr marşı çalınırdı. Bu merasim son zamanlarda Umiyet'te Dolmabahçe Sarayı'nın muayyede salonunda, bayramlaşma salonunda yapılırdı. Efendim bu mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var cümlesini padişah kendisi emrediyordu, kendisi söylettiriyordu. Bakın devlet protokolünde Osmanlı padişahına eşit dünyada hiçbir devlet başkanı yoktur. Osmanlı padişahı tektir. İstemezse hiçbir devlet başkanı onunla görüşemez. Ama kendisi isterse bir sefirle bile görüşebilir. E şimdi böyle olan insanın yahu ayakları yerden kesilir diye mi efendim? Ne yapıyor? Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var dedirtiyor ki mütevazi olsun. Ömer Efendimizin bir hizmetçisine her gün gel ya Ömer öleceksin de buyurduğu gibi. Ya Ömer öleceksin diyor. Efendim yani durup dururken bir adama ey Ahmet Mehmet öleceksin deyince adam titriyor ya. Bir arkadaşla bir fiftif merkezine gitmiştik. Bariyeri kaldıran arkadaş arabayı süren kişiye
Ya Osman öleceksin dedi. Böyle tok sesle de söyledi. Titredim ya, hayırdır dedim ya. Bu bana mı hatırlatıyor? Bu hocalar ölümü unuturlar diye bana mı? Yok dedi, bizim bununla mukavelemiz var. Her ne zaman karşılaşsak birbirimize öleceksin deriz dedi. Allah-u Teala razı olsun dedim ya. İyi dost böyle olur işte. Ahireti hatırlatan dosttur iyi dost, değil mi efendim? Ama ne yapmış günün birinde, ey kardeşim, daha bana öleceksin deme. Üzülmüş efendim. Acaba edepte bir kusur mu işledik? Vazifede ihmal mi gösterdik? Hayır evladım, endişe etme. Aynaya baktım. Aynada sakallarıma ve saçlarıma düşen akları gördüm. Onlar bana ya Ömer öleceksin diyor her gün. Sen ayrıca yorulmana lüzum görmedim. Buyurmuş. Bilindiği üzere hicretin ikinci yılında oruç ve zekat farz kılındı. Ramazan ayında teravih namazı kılınmaya başlandı ve sadakayı fıtır vermek vacip oldu. Keza müdafaa için cihada izin verildi. Müslümanların kıblesi Kabe-i Şerife oldu. Bakara suresinin 144. ayet-i kerimesinde geçtiği gibi sen fevelli ve çeke şatral mescidil haram buyurmuştur. Zilhicce ayında kurban kesmek ve bayram namazı kılmak da vacip oldu. Hem fıtır yani Ramazan bayramı hem de adha kurban bayramı Allah-u Teala'nın ümmeti Muhammed'e ihsan buyurduğu iki dini bayramımızdır. Nitekim sevgili peygamberimiz az önce arz ettiğim veçile Allah-u Teala size cahiliye döneminden kalma bayramlardan daha hayırlı iki bayramı Ramazan kurban bayramı ihsan etti buyurmuştur. Yine sevgili peygamberimiz Ramazan bayramı, kurban bayramı ve teşrik günleri biz ehli İslam'ın bayramıdır. Bu günler yeme ve içme günleridir buyurduğu gibi Ramazan bayramında namaz ve sadakayı fıtır, kurban bayramında ise namaz ve kurban vardır da buyurmuşlardır. Niçin bayram yapılır? Malum olduğu üzere bayram günleri günahların affedildiği, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği, yoksulların sevindirildiği günlerdir. Muhtelif bayram tarifleri vardır. Birkaç tanesine kısa kısa temas edeceğim. İslam büyükleri bir Müslümanın Allah-u Teala'nın emirlerine uyup yasaklarından sakınarak günah işlemeden, haram lokma yemeden geçirdiği günleri bayram kabul etmişlerdir. Ayrıca Müslüman ruhunu teslim edeceği zaman, vefat edeceği zaman rahmet meleklerini, cennet nimetlerini görür ve çok sevinir. Onları görmenin zevkiyle can verme vakti işte Müslümanın bayramı sayılmıştır. Allah-u Teala cenneti Ramazan bayramı günü halk etti. Tuğba ağacını o gün yarattı. Cebrail aleyhisselamı da o gün vahiy elçiliğine seçti. Peygamberimizin amcazadesi ve damadı, Ehl-i Beyt'in 12 imamın birincisi, Hulefai Raşidin'in dördüncüsü olan Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz bir gün bir kalabalığı eğlence içinde görüp böyle eğlenip neşelenmelerinin sebebini sorduğunda onlar bugün bizim bayramımızdır dediler. O da günah işlemediğimiz günlerde bizim bayramımızdır buyurdu. Tabiin-i kiramın en büyüklerinden tefsir, hadis, kelam, fıkıh ve tasavvuf alim Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh hazretleri bir takım insanların bayram günü gülüp eğlendiklerini görünce Allah-u Teala Ramazan ayını müsabaka yarış meydanı gibi yaratmıştır. Ramazan bayramıymış demek ki efendim. İnsanlar ibadetle müsabaka ederler, yarışırlar. Müsabakayı yarışı kazananlar kurtulur, kaybedenler helak olurlar. Eğer hakikati bilselerdi, yaptığı ibadeti ameli makbul olanlar sevinçten, yaptığı ibadeti ameli kabul olmayan üzüntü ve hasretten gülüp oynayamazlardı buyurdu. Büyük semalim İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh bayramlara bayram denmesinin sebeplerini şöyle açıklıyor. Birincisi müminler Allah-u Teala'nın farz kıldığı Ramazan ayı orucunu tutabildikleri için çok sevinirler. Ramazan bayramında bundan dolayı bayram yaparlar. İkincisi bayramda Allah'ın ihsanı bol oluyor. Bol bol ihsana kavuşulduğu için bayram denilmiştir. Üçüncüsü bayram günü gelince sevinç ve neşe de geliyor. Üzüntüler unutuluyor. Bunun için bayram denilmiştir. Dördüncüsü bayramlar her sene tekrar geliyor. Bu sevinçli gün tekrarlandığı için iyi bayram denilmiştir.
Allah-u Teala Necip milletimizin ve bütün Müslümanların sıhhat afiyet içerisinde daha nice nice bayramlara kavuşmalarını nasip buyursun. Şüphe yok ki dini bayramlarımızın cemiyet hayatımızda çok özel yerleri vardır. Demin iki hadis-i şerifi arz ettim. Sevgili Peygamberimiz Ramazan bayramı, Kurban bayramı ve teşrik günleri biz ehli İslam'ın bayramlarıdır. Bu günler yeme içme günlerdir ve Ramazan bayramında namaz-ı sadaka, Kurban bayramı ise namaz-ı kurban vardır buyurmuşlardır. Ramazan bayramında fakirlere sadaka-i fıtır verilmesi, Kurban bayramında ise akrabaya, komşulara kurban etinden dağıtılması ne kadar hikmetli işlerdir. Yine belirtelim ki Allah-u Teala kullarına çok acıdığı için bazı gecelere, günlere ve aylara kıymet vermiş. Bu zamanlarda yapılan dua, tevbe, namaz, oruç, sadaka-i fıtır, kurban gibi muhtelif bedeni ve mali ibadetleri kabul edeceğini bildirmiştir. Aslında kulların çok ibadet yapmaları, dua ve tevbe etmeleri için böyle gece, gün ve aylar birer sebep kılınmıştır. Büyük İslam alimlerinden ve evliya kiramdan İmam Rabbani Hazretleri baha ile değil, bahane ile verirler buyuruyor. Allah-u Teala kullarını affedip cennete sokmak için bahaneler yaratıyor. Üçüncüsü, bayram sabahında çocuklar, gençler, olgunlar ve yaşlılar grup grup camilere doluşurlar. Elhamdülillah. Her yaştan cemaatimiz var değil mi ben? Büyük bir huşu içerisinde sabah ve bayram namazlarını eda ederler. Bayram namazından sonra bütün Müslümanlar birbirlerinin bayramlarını tebrik ederler. İnşallah hutbeden sonra bayramlaşacağız. Artık pandemi dönemi bitti. İnsanlar yahu birbirlerinden kaçıyorlardı. Namazda bile yan yana duramıyorduk değil mi efendim? Çok şükür o günler nihayete erdi. İnşallah bugün bir bayramlaşırız. Günahlarımız dökülür inşallah. Bu sayede aralarında muazzam bir muhabbet meydana gelir. Daha sonra aile büyükleri, eş, dost, akraba ve komşular ziyaret edilerek büyüklerin elleri öpülüp duaları alınır. Böylece bayramlar sevgiye, saygın artmasına vesile olur. Yine dini bayramlarımızda güzel adetimizden biri de yetimler, fakirler, garipler ve çocukların sevindirilmesi, yardıma muhtaç kimseye yardım ellerinin uzatılması, içtimai yardımcı dayanışmanın tezahür etmesidir. Keza dini bayramlar milletimizin birlik beraberliğine, dargınların, küskünlerin barışmalarına vesile olduğu gibi ölülerimizin bile sevinmelerine sebep olmaktadır. Çünkü bayramlarda kabirler ziyaret edilmekte. Mevtanın ölülerimizin ruhlarına Fatiha-i Şerife, İlahi Şerif, diğer sure ve dualar gönderilmektedir. Bütün dünyada din ve diyanetlerini, ırz ve namuslarını, vatan ve memleketlerini, can ve mallarını müdafaa ederken şehit düşen, bayrama yetişemeyen Müslümanlar da unutulmamakta. Onlar için de Kur'an-ı Kerim okunup ruhlarına gönderilmektedir. Ve dokuzuncu bir madde olarak da şunu arz edeyim. Bayram gün ve geceleri mübarek zamanlardan olduğu için gazi, mecruh olan, dul ve yetim kalan, çocuk, genç ve ihtiyar bütün Müslümanlara da dua edilmektedir. Allah-u Teala bu bayramın milletimize, memleketimize, İslam alemine, bütün insanlığa nice hayırlara vesile olmasını nasip buyursun. Aziz cemaat, bilindiği üzere kurban ibadeti dünyaya gönderilen ilk insan ve aynı zamanda ilk peygamber Hazreti Adem babamızdan beri ala nebiyyina ve aleyhisselam bilinen ve yapıla gelen bir ibadettir. Bakınız şunu bir parantez içi bilgi olarak arz edeyim. Hayvanlar eti yenenler ve yenilmeyenler diye ikiye ayrılırlar. Eti yenenler de kurban olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayrılır. Kurban olma şartlarını taşıyan hayvanı kesmek, kanı akıtmak şarttır. Kurban hayvanını fakirlere veya hayır ve yardım cemiyetlerine diri olarak sadaka vermek kurban olmaz. Maalesef bazı ilahiyat profesörleri gerçi güzel şekilde falan vakfa biraz para verin kafi ya, kurban kesme lüzum yok diyorlardı. Kurban kesmenin önemi büyüktür. Kurban kesmeyi büyük bir nimet bilmelidir. Kurban kesen Müslüman kendini cehennemden azat etmiş olur. Hadis-i şeriflerden. Sevap umarak kurban kesen cehennemden korunur. Taberani,
Allah-u Teala katında kurban bayramında yapılan amellerden, kurban kesmekten daha kıymetlisi yoktur. Daha kurbanın kanı yere düşmeden Allah-u Teala onu muhafaza eder. Onunla nefsinizi tezkiye edin, onu seve seve kesin. Tirmizi. Ve ya Fatime, kurbanın yere akacak ilk kan damlasıyla geçmiş günahların affedilir. İbn-i Hibban buyurulmuştur. Kurban nisabına malik olan bir kimsenin zaruretsiz kurban kesmemesi günah olur. Nitekim Peygamber Efendimiz cimrilerin en kötüsü, vacip olduğu halde kurban kesmeyendir buyurmuştur. Kurban kesmesi vacipken içindekilerin kurban kesmediği ev inleyerek sahibine beddua edip sen kurban kesmediğin için Cenab-ı Allah da sana iyilik yapmayı nasip etmesin der. O ev o yıl belalara düçar kalır. Kurban kesenin evi ise memnun olur, sahibine hayır dua eder. Bir hadis-i şerifte hali vakti yerinde olup da kurban kesmeyen bizim musallamıza, namaz kıldığımız yere gelmesin buyurulmuştur. Hakimin müsnedekinde geçiyor. Kurban ibadeti Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 67-71, 196, Maide suresi 2, 27, 95, 97, 103, Haş suresi 34, 36, 37, Saffat suresi 102, 107, Fetih suresi 25, Kevser suresi 2 muhtelif yönleriyle beyan buyurulmaktadır. Maalesef geçen gün bir akademisyen ya Hazreti Adem'in çocuklarının kurban kesmeleri Kur'an-ı Kerim'de yoktur diye söylüyordu efendim. Halbuki ayet-i kerimede var aziz cemaat. Hafız kardeşimiz de iyi bilir. Ama bakın efendim. Estağfirullah. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Ey Habibim, onlara Adem'in iki oğlunun haberini hak olarak oku. Zira onlar ikisi kurban kesmişlerdi. Ama ikisinden birinin kurbanı kabul edildi. Diğerininki kabul edilmedi. Habil'in kabul oldu. Kabil'in kabul olmadı. Ondan dolayı haset etti, kardeşini öldürdü. Ve katillerin başı oldu. Kan dökenlerin ilki oldu. Bütün kan dökme hadiselerinden ona pay ayrılmaktadır. Çünkü hemen senle sünneten seyyeten fealehi vizruha ve vizrumen amile biha. Kim bir kötü çığır açarsa o çığırın ve o çığırı açana o çığırda gidenlerin günahları yazılır efendim. Bu efendim Maide suresinin 27 ile 31. ayet-i kerimeleri. Burada ben bütün ayet-i kerimeleri çıkardım kurbanla ilgili. Bakın Peygamber Efendimizin birçok hadis-i şerifleri var. İslam alimleri gerek konuyla alakalı ayet-i kerime tefsirlerinde, gerekse hadis-i şerif şerhlerinde, gerekse fıkıh kitaplarında çok kıymetli bilgiler vermişlerdir. 14 asırdan beri kurbanla mükellef olan bütün Müslümanlardan bu ibadeti yapa gelmişlerdir. Bakın Haş suresinin 34. ayet-i kerimesi. Hoca efendi sabah namazında zamm-ı sure olarak okudu. Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. Ayet-i kerimeyi başta okumuştum. Değil mi efendim? Estağfirullah. Ve likulli ümmetin cealna menseke. Niçin? Li yezkuru ismallah ala ma razakum min behimetil en'am. Fe ilahukum ilahun vahid. Fe lehu eslimu. Ve beşiril mukbitin. Buyuruyorlar efendim. Şöyle bir özet yapıp bu konuyu da kapatayım. Bakara 196. Maide 2. 95, 97 ve Fetih 25'te haçta kesilecek olan kurbanlar. Temettü ve kıran haccı yapanların kurban kesmeleri vaciptir.
Maide suresinin 27. ayetinde Adem aleyhisselam iki oğlunun kesikleri kurban. 103. ayetinde adak kurban. Hac suresinin 36 ile 37. ayetlerinde umum olarak kurban ibadeti. Saffa suresinin 102 ila 107. ayet-i kerimelerinde Hazreti İbrahim'in ala nebine aleyhisselam kestiği kurban zikri olmuştur. Kevser suresinde ise fesalli li rabbike venar, Peygamber Efendimiz'e farz olan fakat Hanefi mezhebine göre ümmetinden zengin olanlara vacip kılınan, Maliki Şafii ameli mezheplerine göre ise sünnet-i müekkede olan kurban beyan buyurulmaktadır. Kurban nisabına malik olan ve gerekli diğer şartları taşıyan bir Müslümanın kurban kesmesi vaciptir. Zaruretsiz kurban kesmemek günahtır. Demin iki hadis-i şerifi okudum. Bir kere daha tekrar etmekte fayda görüyorum. Hasislerin, cimrilerin en kötüsü kesmesi vacip olduğu halde kurban kesmeyendir. Ve diğer hadis-i şerifte hali vakti yerinde olup da kurban kesmeyen namaz kıldığımız yere gelmesin buyurmuştur Peygamberimiz aleyhisselam. Kurban üç neviden olur. Bir davardan. Burada koç, koyun, keçi ve anası gibi gösterişli olan 6 aylık kuzu var. 4 madde. Sığır, affedersiniz. İnek, dana, öküz, boğa, tosun, düve ve manda. Burada da 7 madde var. Ve deveyi Kurban Bayramı ilk 3 gününde, Şafii mezhebinde 4. günde de kesmek caizdir. Kurban niyetiyle kesmek demektir. Kurbanın tarifi budur. Neymiş kurban? Davar, sığır veya deveyi kurbanın ilk 3 gününde kurban niyetiyle kesmek. Hadis-i şeriflerde Kurban Bayramı'nda yapılan amellerden Allah-u Teala katında kurban kesmekten daha kıymetlisi yoktur. Daha kanı yere düşmeden Allah-u Teala onu muhafaza eder. Onunla nefsinizi tezkiye edin, onu seve seve kesin. Tirmizi demin okumuştum. Kurbanın derisindeki her tüy sayısınca size sevap vardır. Kanının her damlası kadar mükafat vardır. O sizin mizanınıza konacaktır. Müjdeler olsun. İbn-i Mace. Kurbanın postunun her kılına ve her parçasına bir sevap vardır. Hakim. Ya Fatime, kızına hitap ediyor. Kurbanın yanına git, kesilirken orada bulun. Yere akacak ilk kan damlasıyla geçmiş günahların affolunur. İbn-i Hibban. Kesilen kurban kıyamette etiyle kanıyla 70 kat büyüyerek mizana konulacaktır. Efendim, kurban kimlere vacip? Aslında uzun bir metin getirmiştim. Ama şu kadarcığını söyleyelim. Dünyada vacip vazifesi yerine getirmiş olmak ve ahiretteki sevabına nail olmak için kesilir. Kurban kesen Müslüman kendini cehennemden azat etmiş olur. Fıkıh kitaplarında yazılı şartları taşıyan her Müslümana Hanefi mezhebine göre vacip, her 3 mezhebe göre sünnet-i müekkededir. Bu vacip kurbanından başka adak kurbanı ve akika hayvan da var. Doğan çocukların başlarının gözlerinin sadakası olmak üzere kız çocuğu için 1, erkek çocuğu için 2 akika hayvanı kesmek sünnet, müstahap diye geçiyor. Adak da adanmış olan kurban. Kurbanın hangi hayvanlardan olduğunu söyledik. Kurbanın kesme vaktini söyledik. Yalnız bir hususu önemine binaen burada ifade etmek istiyorum. Kurbanın ve her hayvanın 7 yerini yemek haramdır. 1 akan kanı, 2 bevil aleti, 3 bezleri, 4 bevil idrar kesesi, 5 safra kesesi, 6 dişi hayvanın önü, 7 hayalar. Buna bilhassa bunu zikretmek için bu konuyu söyledim. Kasaplarda koç yumurtası diye satılıyor ve maalesef bazı insanlar bilmeden alıyorlar. Koç yumurtasını yemek haramdır efendim. Haram.
Allah-u Teala insanların iman etmelerini, kardeşçe yaşamalarını emretmiştir. Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler var. Bayramlar vesilesiyle şunları da düşünmeli. Her şeyden önce her Müslüman itikadını düzeltmeli. Ehl-i sünnet alimlerinin bildirdikleri itikadı öğrenmek ve buna göre inanmak lazımdır. İtikad düzgün olmazsa tutulan oruçların, kılınan namazların, yapılan diğer ibadetlerin bir faydası olmaz. Çünkü itikadı bozuk olanların muhakkak cehenneme gidecekleri hadis-i şerifle bildirilmiştir. Allah-u Teala insanların iman etmelerini, kardeşçe yaşamalarını, sevişmelerini, birbirlerine yardımcı olmalarını istemiş ve bunları emretmiştir. O konuda ayet-i kerimeler var, hadis-i şerifler var. Bir hadis-i şerif okumakla iktifa edelim. Meselül müminine fi tevaddihim ve terahümin ve taatuhi meselü cesed izeşteke min udvun teda'a lehu sairul cesedi bis seri vel humma. Müminlerin birbirlerini sevme ve birbirlerine acıyıp meyletmedeki misali vücut misaldir. Vücuttan bir uzun şikayetlenince vücudun diğer organları uykusuzluğa ve sıtmaya maruz kalmak suretiyle ona iştirak ederler. Buyurmuştur. Cenab-ı Hak bütün peygamberleri vasıtasıyla onlara saadet yollarını göstermiş, iyi ve güzel, kötü ve çirkin her şeyi öğretmiştir. Bu peygamberleriyle ve onlardan bazılarına gönderdiği kitaplarıyla insanların dünyada ve ahirette rahat etmeleri, huzur içerisinde iyi bir şekilde yaşamaları için emirlerini ve yasaklarını, yani ne yapmaları, nelerden sakınmaları lazım olduğunu anlatmıştır. Bu peygamberlerin hepsinin hedefi insanların dünyada huzur ve sükun içerisinde yaşamaları, ahirette de ebedi saadete kavuşmalarıdır. Peygamberlerin varisleri olan İslam alimleri evliya-i kiram da hep gıda gibi bütün insanlara lazım olan iyi fertler, aileler ve cemiyetler teşkil etmek için uğraşmışlardır. Allah-u Teala o peygamberlerin, o alimlerin, o velilerin bütün nasihatlerine uymamızı, çoluk çocuğumuzla, aile efradımızla onların yollarında bulunmamızı nasip buyursun. Kurban Bayramı gün ve gecelerinde yapılacak işler, bayramda sünnet olan işler diye bazı başlıklarımız da vardı ama vaktimiz geldi efendim. Bayram namazı nasıl kılınır onu kısaca bir tarif edip bir kısa da dua yapacağız. Ondan sonra namaza geçeceğiz. Efendim bayram namazlarının şartları cuma namazının şartları gibidir. Fakat bayram namazında hutbe sünnettir ve namazdan sonra okunur. Cuma'da namazdan evvel okunur. Bayram namazları, Ramazan bayramı da Kurban bayramı da ikişer rekattır. Sadece cemaatle kılınır, yalnız kılınmaz. Bayram namazını kaçıran bir kişi ben de şurada tek başına kılayım diyemiyor. Önce niyet ettim vacip olan Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum haz olan imama diye niyet ediyoruz. Namaza duruyoruz. Sübhaneke okuyoruz. İmam efendi de cemaatte. Birinci rekatta Sübhaneke'den sonra eller üç defa kulaklara kaldırılıp her defasında tekbir getirilip iki yana uzatılıyor. Üç kere tekbiri zevaid söyleniyor. Demek ki eller üç defa kaldırılıp birinci ve ikincisinde iki yana salınıyor. Üçüncüsünde göbek altına bağlanıyor. Birinci rekatta beş, ikinci rekatta dört tekbir olmak üzere toplam dokuz tekbir getirilmektedir. İmam efendi yüksek sesle Fatiha ve Zammu Sure okuduktan sonra bu tekbirleri mütakiben cemaatle birlikte doğruca rüküye eğilinir, secdeler yapılır. İkinci rekatta ayağa kalkılarak önce Fatiha ve Zammu Sure okunup sonra iki el yine üç kere kulaklara kaldırılır rüküye gitmeden evvel. Her defasında tekbir getirilir. Üçünde de yanlara salınır. Dördüncü tekbirde eller kulaklara kaldırılmayıp rüküye eğilinir.
secdeler yapılır, oturulup etteyat ve salavat dualarından sonra ya Rabbena atina, Rabbi cealni dualar da okunabilir. Selam verilir. Namazdan sonra hutbe vardır. Ondan sonra da inşallah bayramlaşma vardır. Muhterem cemaat. Şimdi yapılan hatmi şerifler, hatmi tehliller okunan ihlas şeriflerin sair okunanların kısa bir duasını yapacağız. Çok kısa. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneken tesemmül alim. Ve tuv aleyna ya Mevlana inneken tettevâdur rahim. Ve ehdine ve fıkna ilel hakkı ve la tarakı müstakim. Bi bereketi khatematil Kur'anil azim. Ve bi hurmeti habibike ve resulikel kerim. Muafanna ya kerim, muafanna ya rahim. وَفِي لَنَا ذُنُوبَنَا بِفَدِّكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا اَكْرَمَتْ وَيَرْحَمَ الرَّاحِمِ Ya Rabbi, okunmuş olan hatmi şerifler, hatmi tehlileri, süreceleri, hayatı, beyinatı, bahusus ihlası şerifleri, istiğfarları, besmele-i şerifeleri, salavat-ı şerifeleri vesaire, evrad-ı eskârı, bir cümle teklimat-ı tazimatı, evvelen bizzat Hace-i Kainat, Seyyidül Kevneyn, Resulü Sekre, Mahbur Abdülhamdülillah, sevgili peygamberimizin aziz, şerif, latif, münevver, mutahhar, muazzez, müveccel, musaffa, mücella. Ruh pâk saadetine edecek. Sen vasiyle ya Rabbi. Bir cümle enbiya, izam ve resulü kiram aleyhimussalatu vesselam azim. Erva tayyibinden sen İsa buyur ya Rabbi. Ciyar yarı bizim bakiye aşerime bir sıkdeyni muhtemelen amin ekme. Zevcat tanır, evlat, ahli beti, ashab-ı bedir, ashab-ı azim, münevver, ashab-ı azim, ashab-ı azim, muhacirine azim, bir cümle ashab-ı güzün azim, erva tayyibelerine, tabi'in, tebe-i tabi, etva, tebe-i tabi'in. Ey mi müştehidi müfessir matis mütekelmi fuka ulema sulaha urafa fudala şu ya da uşak haziratının fuka sevazının 12 mazı 4 mesele hakaret imamımızın bu büyüklerin bütün hocalarının talebin akraba talukatları sevdiklerini seven yollarında bulunanın ruhuna edip onlara da vasıl eyle yarım. Asıl saadetle günümüze gelinceye kadar din ve imanlarını, ırz ve namuslarını, vatan ve memleketlerini bayrak ve dedi, kahramanca müdahale şehit düşen bir cümle şu yada ve uzatın ruhlarını anarşi ve terör hadiselerinden irtihar darbaka eyleyen bütün subay erbaş, korucu özel hareket mensubu, emniyet mensubu, bir cümle güvenlik mensuplarının kümsenin ruhlarına hediyeledik. Onlara da vasıyla yarattık. Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Gazze'de, Lübnan'da, Sudan'da, Somali'de, Mısır'da, Libya'da, Fas, Cezayir, Tunus'ta, Yemen'de, Afganistan'da, Pakistan'da, Doğu Türkistan'da, Keşmir'de, Arakan'da ve dünyanın her neresinde varsa bir mümin mümine, müslim müslime, onlardan şehit olanların, gazi olanların hepsinin de ruhlarına hasreten hediyeledik, onlara da vasıl eyle. Kederli de ailelerine sabrı cemil lütfeyle. Bütün mağdur mazlum Müslümanların da hakiki bayramlar yapmalarını nasip eyle. Bu caminin cemaatinden ve yakınlarından, sistemin sakinlerine ve yakın ahirete intikal edenlerin cümlesinin ruhlarına, bilhassa babalarımız, annelerimiz, dedelerimiz, nenelerimiz, dayılarımız, amcalarımız, halalarımız, teyzelerimiz, yengelerimiz, kayınpederimiz, kayınvalidimiz, ablalarımız, abilerimiz, bir cümle akraba talakansı insanların ruhuna idi. Onlara da vasıl eyle. Amin. Bu adam unutulmuş, nesilleri kesilmiş, kabirleri hak ile yeksan olmuş, bize de bir Fatiha yok mu diye bekleyen, garip garip bekleyen bütün din kardeşlerimizin ruhlarına ve bil cümle müminin ve mümina, müslimin ve müslümanatında ruhuna edin. Onlara da vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, güzel sitemizi, güzel İstanbul'umuz, aziz vatanımızı, bir cümle bilad-ı İslamiye'yi, her türlü belaya, semavi ve aradiyeden, her türlü afat-ı mesaipten, bilhassa yangın, zelzele, sel, bütün semavi arazi afet ve musibetlerden, eşkıya ve eşya şerlerinden sen muhafaza eyle. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar nasip eyle. Ya Rabbi, sıhhat ve afiyetle bu aziz cemaatimizin ve sevdiklerinin daha nice nice bayramlara kavuşmalarını lütfeyle. Amin. Allahümme inna neselke temamen ni'meh ve devamel afiye ve husnel hatimeh bi hurmetil Fatiha masallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve ala ali seyyidina.